Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, 10 Kasım'ı konuşmaya, 10 Kasım'ın konuşulmayanlarını konuşmaya devam ediyoruz. İlk programımızda Atatürk'ün ölümünün nasıl sansürlendiğini, doktorların hatıralarını, anılarını yazmalarına nasıl engel çıkarıldığını, bazı raporların nasıl yok edildiğini, Atatürk'ün ölümünün hani hastalığından vefatı ne kadar giden o sürecin, o süren o sürecin nasıl karartılmaya çalışıldığını görmüştük. Şimdi mevzunun bir başka boyutuna değineceğiz inşallah. Beni Türk hekimlerine emanet edin diye her yerde görürsünüz. Her yerde hastanelerde ne bileyim Atatürk'le ilgili bir tıpçı bir şey yazdığı zaman mutlaka bunu ekler. Beni Türk hekimlerine emanet edin. Atatürk böyle söylemiş mi? Bu gerçekten Atatürk'e mi ait? Değerli kardeşlerim bu sözün altını deşelediğiniz zaman şöyle Bambaşka bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bu söz bir sahtekarlıktır. Bu söz bir sahtekarlıktır. Fakat bu daha büyük bir problemi gizlemek için uydurulmuştur. Şimdi bunların delillerini gördüğünüz zaman, hem de birinci elden kaynaklardan gördüğünüz zaman ikna olmaya mecbur kalacaksınız. Bu videoyu izleyen kemalist arkadaşlar benden nefret ediyor olabilirler. Ama gösterdiğim kaynaklardan nefret edemeyeceksiniz. Nasıl aldatıldığınızı, nasıl kandırıldığınızı en resmi, en yetkili kurumların size nasıl yalan söylediğini, sizin ne tür bir yalana ikna etmeye çalıştığını görünce emin olun şaşıracaksınız. Ve videonun sonunda şu sonuca ulaşacaksınız, şu kanalda ulaşacaksınız. Kemal sistem bize doğruyu söylemiyor. Bu programı izleyen arkadaşlar. Serinin diğer da kesinlikle izlemek isteyeceksiniz. İkna etme garantilidir, delillidir. Ayaklarım üzerinde durabileceğime inanıyorum. Şimdi ilgili kaynakları gösterdiğim zaman siz de bir hayli şaşıracaksınız. 10 Kasım'ın konuşulmayanlarını konuşacağız. Bakın işte ekranlara, atam, atam, sen kalk da ben yatam, İşte o şöyleydi, o böyleydi, i̇şte, pek çok duygusal anlattığım şiir şu bu. Bunlar size duygusallık verir, gerçeği vermez. Gerçeği duymak mı istiyorsunuz? Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak göstereceğimiz kaynak Kılıç Ali'ye ait. Vefat anına kadar onun yanındaydı. Bakınız arkadaşlar, Atatürk'ün son günleri diye kitap kalemi aldı. Burada ne diyor Kılıç Ali? Adım adım gidelim. Adım adım gidelim. Ama aklınızda hep şu olsun. Atatürk beni Türk hekimlerine emanet edin dedi. Bakın bakalım Atatürk bu hekimler için mi söylemiş bu lafı? Yani bu hekimlere bir bakın. Atatürk böyle bir şey söylemiş olabilir mi diye kendi kendinize sorun. Şimdi Kılıçdaroğlu kitabının 69. sayfasında şöyle söylüyor. Kitabının evet 69. sayfında şöyle söylüyor. Viyana'dan Eppinger, Almanya'dan Bergman isminde iki profesör celbetti. Dünyada tanınmış olan bu iki profesör de geldi. Bunların da koydukları teşhis ve yaptıkları tedavi aldıkları tedbirler hep aynıydı. Bu profesörlerle beraber konsültasyon heyetinde Profesör Neşet Ömer ve Nihat Reşat Beylerden başka memleketimizin tanınmış profesör ve doktorları Akil Muhtar, Mehmet Kamil, Mustafa Mustafa Kemal, Mim Kemal, Abravaya, Hayrullah Beylerle Süreyya Hidayet Paşa iltihak ettiler. konsultasyonlara muayenelere muntazaman devam ediliyordu. Bu profesör ve doktorlar geceli gündüzde sarayda Atatürk'ün etrafında hep pervaneler gibi dönüyorlar. Canla başla çalışıyorlardı. Farklıcayla böyle anlatıyor bize. Peki gerçek böyle mi? Gerçek böyle mi? İşte arkadaşlar ne demiştik? İlim şüpheyle başlar. Şüpheleneceksiniz. Gerçek böyle mi? Atatürk'ün doktorundan dinleyelim bir de durumu. Asım Arar'dan. Asım Arar'ın hatıraları. Oğlu İsmail Arar tarafından derlenmiş. Son günlerinde Atatürk. Peki gerçek böyle mi? Kılcal'ın söylediği gibi mi? Bakalım neymiş? Sayfa Sayfa 30 Şu hale göre Atatürk'teki öldürücü hastalığın başlangıcını hemen hemen 1936 senesinin sonlarına kadar geri götürmek yanlış bir düşünce ad Fakat başlangıçta görülen bu ufak tefek delil ve emareleri bir karaciğer kifayetsizliğine bağlamak hiç kimsenin aklına gelmemiş. Bu surette sevgili Atatürk kendisini bekleyen mukadder akıbetine doğru sürüklenip gitmiştir. Biz yorum yapacağız ama şu kitaptaki bazı yerleri okuduktan sonra. Bu kitabın bu kitabın 37. sayfasını açıyorsunuz. Yani bizler Atatürk'ü derin, ince, hatta kıyasıya diyebileceğim bir muayeneden geçirmeye cesaret edemiyorduk. En büyük hocalarımız bile alelade bir hasta için gösterilen ihtimamlı bir muayene yapma yapmaktan çekiniyorlar ve Atatürk'ün karşısında ezile büzüle durup hiçbir şey söyleyemiyorlardı. Hani pervaneydiler etrafında? Ali daha Mart ayının başında, daha Mart ayında hastanın karnından az miktarda da olsa su toplanmasına delalet edecek araz mevcut olduğunu gö göre Siroz hastalığının başlangıç delillerini bulduğumuz zamandan çok evvel hastalığın iyice ve dikkatli bir muayene ile teşhis edilebilmesi acaba mümkün olamaz mıydı? Suali daima kafamı işgal etmekteydi. Ya diyor biz alelade bir hastayı muayene edemiyoruz. Zaten diyor muayene edemiyorduk. Zaten Atatürk'ü muayene edemiyorduk. Hastalığın diyor belirtileri zaten vardı diyor. Niçin diyor bu önceden diyor şu bakamadı. Doktorlar niçin dikkat edemediler? Yani burada ince ince bir serzenişte bulunuyor. Ya yapılabilirdi, bulunabilirdi, tedavi edilebilirdi diyor. Devam edelim. Bakalım Asım Erar başka ne demiş? Sarayda temas ettiğimiz kimselerin hepsi meyus bir haldeydiler. Yani moralleri bozuk ve ümitsiz haldeydiler. Her ağızdan bir şey duyuyordu. Umumi katip, hususi kalem müdürü, başyaver gibi dairenin amirleri ve Atatürk'ün en yakınlarından her biri bir şeylerden şikayet ediyorlardı. Bütün devlet icali şikayetçi. Neyden? Şikayetle Atatürk'e iyi bakılmadığı ve lazım gelen ihtimamların gösterilmediği hususunda birleşiyordu. Evvela Başyaver Celal Bey, yani Başbakan Celal Bayar, ehemmiyetle bu görüşünü söyledi. Ve ne yapmak lazım geliyorsa yapıp hastanın daha dikkatli ve ihtimamlı bir bakıma nail olmasını temenni etmemizi istedi. Başyaver odasında ve e, meseleleri odasında bu meseleleri konuşur, münakaşa ederken odacılardan biri elime bir zarf tutuşturdu. Asma anlatıyor bunu. İki satırlık bir yazı yazdı. Yazı hemen şundan ibaretti. Asım Bey sizi kumandan odasında bekliyorum. Mühim bir mesele hakkında konuşacağım. İmza Kılıç Ali Bey'in idi. Hemen kalkıp Kılıç Ali Bey'e mülaki oldum. Yani onun yanına gittim. Ali Bey fevkalade müteessir bir halde yukarıda bahsettiğim şikayetleri tekrar etti. Şimdi Kılıç Ali anılarında diyor ki pervane olmuş etrafında dönüyorlardı. Ama Asım Bey'e de Atatürk'e yeteri kadar ilgi gösterilmiyor diye şikayette bulunuyor doktoruna. Atatürk'ün halinden sonra derece endişelenik oldum. Yani Atatürk'ün e, bu halinden sonra son derece endişelenmiş. Bu da bir yazım hatası olabilir arkadaşlar. Cümle bozukluğu yazara ait. Kendisinin iyi bakılmadığı zannında bulunduğunu, yapılan ihtimamların noksal olduğunu ve herhalde daha yapılması icap eden birçok şey olabileceğini ve büyük bir ısrar ile bizim bu işle meşgul olmamızı istiyordu. Yani bir hadsizlik var. Atatürk'e yeteri kadar ilgi gösterilmiyor. Doktorlar yeteri kadar ilgilenmiyorlar. Kılıçdaroğlu doktor olmadığı için tıbbi açıklamasını yapamıyor ama ya diyor, herhalde yapılacak şeyler olmalı. Mutlaka olmalı diyor. Hatta o kadar ki arkadaşlar. Bakın Kılıçdaroğlu'nun anılarını... Ee, Türkiye İş Bankası yayınladı. Türkiye İş Bankası yayınladı. Burada bakın şöyle bir ifade kullanılıyor. Son günler hakkında şöyle diyor. Ateşi çok yükseldiği için yürüyemediği belliydi. Sayfa 635. Hemen koltuğa yastıklar koyduk. Rahat etmesini sağlamaya çalıştık. O sırada bana şunu emretti. Kılıç Ali annene telefonla sor. Bu ateşimi bu sıkıntımı giderecek bir ev ilacı biliyor mu? Öğren. Ya Atatürk'ü tedavi etme Kılıç Ali'nin annesine mi düştü? Hani doktorlar etrafında pervaneydiler? Hani insanlar o yaşasın aman ona bir şey olmasın diye can ziparhane uğraşıyorlardı? Hatıralara bakıyorsunuz. Olayları alt alta diziyorsunuz. Üst üste diziyorsunuz. O günün tanıkları olayın içerisinde olanların ifadelerine bakıyorsunuz. Durum, durum böyle değil. Demek ki siz beni Türk hekimlerine emanet edin sahtekarlığını uydurarak buradaki Türk doktorlarının söyle o cümleyi kurmayayım. Türk doktorlarının yeteri kadar değeri vermediğini ifade ediyorsunuz. Şimdi biraz sonra Fali Rıfkı'dan ve Şevket Süreyya'dan daha ağır şeyler işleyeceksiniz. Ve çok daha kötüsü Atatürk'ün el yazlarının nasıl sansürlendiğini size göstereceğim arkadaşlar. Gözlerinizle göreceksiniz. Atatürk ölüme yollanmıştır. Türk doktorlar tarafından yollanmıştır. Gözlerinizle göreceksiniz bunu. Atatürk'ün kendi ağzından duyacaksınız. Devam edelim. Hemen yattan anneme telefon ettim. Annem bana gül sirkesi koymamızı tavsiye etti ve vaktiyle yapılmış olan bir şey gül sirkesi gönderdi. Atatürk bunu koymuş. Sancılara gitmiş. Annene teşekkür ederim. İlacı beni çok çok açtı. Ha, çok iyi etti. Çok açtı demiş. E, güzel. Ya Atatürk'ün etrafında bir yabancı yerli yabancı doktor yok mu? Niye onların ilaçları bir fayda vermiyor da Kılıçhan'ın annesine mi düştü Atatürk'ü tedavi etmek? İşte burada doktorların yeteri kadar ilgilenmediğini görüyoruz. Atatürk bu hekimleri için dedi beni Türk hekimlerine emanet edin diye? Sizin mantığınız bunu kabul ediyor mu? Atatürk'ün böyle bir sözü yok arkadaşlar. Bu sonradan uydurulmuştur. Türk doktorlarının yeteri kadar önem göstermediğini herkes bildiği için bu sözde üzeri örtülmeye çalışılmıştır. Bu sözde üzeri örtülmeye çalışılmıştır arkadaşlar. Bakınız burada 3 sayı halinde yayınlandı. Ee, Aylık Tıp Dergisi Dirim. Burada bu dergide arkadaşlar bu dergilerde bu dergilerin sayılarında sayılarında bakın başlığı nasıl atmış yazar. Haklı bir şekilde. Atatürk'ün son hastalığı ve beni Türk hekimlerine emanet ediniz isteği hakkında Cemalettin Öner kendisi hem doktor hem de sıkı bir kemalisttir. Cemalettin Bey burada beni Türk hekimlerine emanet edin sahtekarlığının nasıl uydurulduğunu adım adım kronolojik olarak izah ediyor. Ve bu sahtekarlığın neden uydurulduğunu aslında neyin üzerine örtülmeye çalışıldığını da bize anlatıyor. Ya Atatürk'ün zaten yabancı bir doktoru var. Ayrıca Atatürk böyle saçma sapan bir şey söylemez. Hekimlik Türklere mahsus bir şey değil ki. Evrensel bir şeydir. Beni Türkler tedavi etmezse ben tedavi olmam. Ben onlara emanet edin. E, aslanın çaresi İngilizler dese ne olacak. Fransızlar dese ne olacak. Kaldı ki Fransa'dan fişince geldi. Dünyanın bir numaralı karaciğer uzmanı geldi. Adam filozof diye de bilinir yani. Sen Türk değilsin de adamı geri mi gönderelim şimdi? Atatürk böyle saçmalar mı ya? Yani evrensel olan işte tıptır inşadır, şehir planlamasıdır, ne bileyim yer bilimleridir, gök bilimleridir, bilim dallarında Türk olan ve olmayan diye ayrım yapamaz ki. İşin ehli misin, değil misin buna bakılır. Böyle ırkçı bir anlayışla Atatürk hakkında vecizeler uydurarak onu övdüğünüzü mü zannediyorsunuz? Allah akıl fikir versin. Bakın ne diyor burada Cemal Bey? Ya her detayı yakalamış adam yani. Fisincer ve hekimlerimiz hakkında ileri sürülen görüşler. Asım Arar Fisincer hakkında olumlu görüşünü şöyle açıklıyor. O çok değerli deneyimli bir iç hastalıkları uzmanı ve uzak görüşlü bir tabip ve hatta filozof olan Fransız filozofu. Fransız profesörü. Heyetimiz tarafından konulan tanıyı aynen kabul etti ve hasta hastanın kesin surette istirahat etmesi tavsiyesini çok ısrar etti. Benim öteden beri Atatürk'ün muayene ve tedavi için bir yabancı uzmanın getirilmesi hakkındaki ısrarımın başlıca nedeni de bu noktaydı. Yani bizler Atatürk'ü çok derin ve ince hatta kıyasaya diyebileceğimiz bir muayeneden geçiremeye cesaret edemiyorduk. En büyük hocalarımız bile alelade bir hasta için gösterilen ihtimamı bir muayene yapmaktan çekiniyorlar ve Atatürk'ün karşısında ezilip büzülüp durup bir şey söyleyemiyorlardı. Atatürk bu doktorlara mı dedi beni bunlara emanet edin diye. Tedavi edemiyorsun ki adamı. Gerçi burada Atatürk'ün de kabahati var. Atatürk'ün kendisi tedaviyle doktorlarla falan arası pek iyi değildir arkadaşlar. Devam edelim. Bakın burada bir sonraki sayıda, son sayıda yine Cemal Bey, 3 sayı olarak gelmiş. Bir kitapçık neredeyse oluşturmuş beni Türk hekimlerine emanet edin sözünün nasıl uydurulduğunu detaylarıyla izah etmiş. Sonuç bölümünde şöyle söylüyor. Burada okuyamayacağım kadar detay var. Okuduğunuz zaman anlıyorsunuz mevzu arkadaşlar ve başka şeyleri de anlıyorsunuz. Hastalığın başlangıç döneminde Atatürk ve yabancı hekimlerin kaşıntı ve kanamaları semptomik olarak tedavi ederlerken nedenini de araştırmış ve bir sonuç çıkarmışlar mıdır? Buna ait bir belge bulunamamıştır. Bulunamazsınız, bulamazsınız. Yok edildi çünkü. Hastalığın ilk tanısı Atatürk'ün vefatından sonra yapılan yayınlara göre 1938 yılının Ocak ayı yılları, Ocak ayı sonunda Yalova'da Reşat Berger tarafından karaciğer rahatsızlığı olarak konulmuş ve bizzat Atatürk'e izah edilmiştir. Bu tanının daha önce Reşat Berger, Ömer Reşat İder gibi yetenekli bir hoca tarafından düşünülmemesi kabul etmek çok zordur. Ya siz uzmansınız, siz bu işin ordinalisiniz, profesörsünüz. 38'e kadar neyi beklediniz, adamı niye tedavi etmediniz? Madem ki siroz belirtileri vardı, madem ki... Ya siz hiç siroz hastası görmediniz mi? Tedavi etmediniz mi daha önce? Niçin aynı belirtiler hukuku bulduğu zaman adama bu tanıyı koymadığınızda iş işten geçtikten sonra artık geri dönüşü olmayacak noktaya vardıktan sonra ha siroz musunuz? paşam kusura bakmayın bulamadık bilmem ne. Edebiyatı yapıyorsunuz. Eldeki yayınlarda Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet ediniz şeklinde bir istek ve direktifi bulunamamıştır. Mesleğimize onun ağzından saygınlık kazandırmak istenmiştir. Uyurulmuştur yani öyle diyoruz biz buna. Kaldı ki tedavi sırasında 6 yabancı Ekimde onu kurtarmaya çalışmıştır. Ne zaman çalışmıştır? Geç tanık olunduktan sonra. Yani işin işin işinden geçtikten sonra yapılan tedaviler cevap vermeyecek noktaya geldikten sonra. Bakın arkadaşlar devam edelim. Bu doktorlar hakkında mesela şey ne diyor? Fa, e, Fahri ne diyor? Bir, bir susalım. Kemalist sistemin kalem şöyleri konuşsun. Atatürk'ün son zamanlarında agresif olduğunu, sağlığının bozulduğunu söyledikten sonra şöyle söylüyor Fahri Rıfkı. Bütün bunların sebebi karaciğerini için için kemiren onulmaz bir illet olduğunu bilmiyordu. Bu önce hafıza zayıflamasından başlamıştı. Sonra sık sık bunun kanamaları devri geldi. Daima yanında bulunan hekimlerin neden bu araza ve umumi çöküntüye dikkat etmediklerini ve hepsini pek basit bir sebebe bağlayarak geçirdik, geçiştirdiklerini doğrusu hala anlayamıyorum alametler buysa, daha önce bu alametleri taşımış olan insanlar hangi hastalığa yakalanmışsa muhtemelen Atatürk de o hastalıktadır deyip de niçin bu semptomları dikkate alırıp da yeni tanı ve teşhislerde bulunmadınız? Atatürk'e dediler ki paşam sarayda karıncalar var, karıncalar sizi sürüyor. Ya tıp tarihine geçecek olay ya. Siyasi tarihe geçecek olay. İnanır mısınız arkadaşlar? Atatürk'ü tedavi etmek yerine saraya gaz basıp Gazlayıp bütün odalarını, 3-5 tane karınca ölüsünü Atatürk'ün önüne koyup bunlar gelip bizi ısırıyor, paşam sizi ısırıyor, paşam diye adamı kandırmaya çalıştılar. Atatürk de dedi ki, ya bunlar yatak odamına mı giriyorlar? Kaldı ki bütün karıncalar öldürüldükten sonra, karınca katliamı yapıldıktan sonra bile hala adamın rahatsızlığı devam etti, biz hala karınca kovalıyoruz. Allah akıl fikir versin. Bakın Şevket Süreyya daha ağır bir ifade kullanıyor. Ne diyor? Bakın ne diyor? Tek Adam kitabı 3. cilt sayfa 514. 1936'sında 36 Kasım'da bir zatürre başlangıcı atlattı. Asım Ara Atatürk'ün ölümüne sebep olan karaciğer rahatsızlığının başlangıcının 1936 aylarında aramakta olduğunu, son aylarında aramakta hata olmadığını yazar. Çünkü anlaşıldığına göre 36'nın sonunda halinde bir başkalık olduğunu kabul etmeme imkan yoktur. Bayağı bir değişim olmuş Atatürk'te. Ama e, daima halsiz ve yorgun görünüyordu. Fakat anlaşılıyor ki ne o günlerde ne de daha sonra sonra yani son hastalığın teşhis edilinceye kadar sıhhati e, üstünde ciddi eğinilmiş değildir. Yani ciddi ciddi Atatürk hakkında araştırma yapılmamış yani sıhhatinin neden bozulduğu üzerine durulmamış. Atatürk'ün kendisinin ise gene doktor aralarının yazdığı gibi hekimlerle ve ilaçla hiçbir zaman e, başı hoş değildi. Bir karaciğer yetersizliğinin ilk belirtileri olan haller evvela 1937 yılı içinde meydana vurdu. Önce faslalarla sonra sık sık görülen bunun karamaları ve vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntılar kendini gösterdi. Ama gittikçe şiddetlenen bu belirtiler çevresinde ve kendini tedavi eden doktorlarca her nedense önemsenmedi. Kimse bir karaciğer rahatsızlığı ihtimaline yönelmedi. Buruna pamuk koymak, kaşıntılara ilaç sürmek gibi tedbirlerle yetinildi. Arka sayfayı çeviriyoruz. Süreyya'nın bu olaya yorumu ne? Bu hal fiziksel bir tükenişten nişan veren bir ruh operasyonunun tipik belirtisidir. Bu gibi hallerde kendisini gösteren evvela yalnızlık kompleksidir. Bir yalnızlık vehimi veya korkusudur. O günlerde onun yanında ve ona paşam söz senin değil artık benimdir diyecek şahsiyetlikte bir doktorun bulunmaması hazin bir talihsizliktir. Radyayı görüyor musunuz? Çünkü onda bu belirtiler taşıp giderken Genel fiziksel gerilemenin ve ruh depresyonunun yanında onun karaciğerini için için kemiren onulmaz bir illetin de yürüyüp e, ilerlediği ha, yürüyüp ilerlediğini hala kimse bilmiyordu. Ya diyor bir tane şahsiyeti doktor yoktu ki adam gibi adamı tedavi etsin, adam gibi tedavi Bakın söyleyen ben değilim Cevke Süreyya. Çok acı bir şey arkadaşlar, çok acı bir şey. Atatürk bence öyle oluyor ki sessiz bir şekilde ölüme yollanmış. Sıkı durun arkadaşlar, sıkı durun. Hürriyet gazetesi Ocak 1974 İnönü'nün hatıra defterinden sayfalar bakın şurada yazıyor. İnönü'nün hatıra defterinden sayfalar. Ne demiş Atatürk İnönü'ye? Sıkı durun, sıkı durun, sıkı durun. Lütfen şurayı dikkatlice okuyun. Aşağıya dikkatlice okuyun. Atatürk İsmet hastalığımı geç anladılar. Böyle söylüyor. Sonra da diyor ki burada aşağıda. Devamı için 11. sayfanın 4. sütununa bakınız. Tamam bakalım. Orada ne var? Açıyoruz. Metin Tokyan'ın yazısıdır bu. Bakın arkadaşlar ben size o arkadaşlar olduğu gibi okuyorum. Şuradaki yazıyı. Diyor ki burada. Köşte yalnızdırlar. Yani köşteymişler. Atatürk hastalığının ıstıraplarından şikayet eder. İnanıyor, tes teselli e, verici sözler söyler. Bunu yeneceğinden emin bulunduğunu bildirir. Atatürk eliyle onu susturur. Hani İsmet Ünlü Atatürk'e moral vermeye çalışıyor. Geçer bunlar paşam diye. Susturur ve şöyle diyor Atatürk. İsmet hastalığımı geç teşhis ettiler. Vehametini bana geç söylediler. Yoksa ben bilirsin müdebbir adamımdır. Hiç tedbir almaz mıyım? Şimdi her şeyin geç kalmış olmasından korkuyorum. Bunun üzerine ikisinin de gözleri yaşarmıştı. Buyurun arkadaşlar. İsmet Ünlü'nün damadı da bunları yazmıştı. Işte. Buyurun. Kendi gözlerinizle görün. Şimdi arkadaşlar. Sıkı durun. Sıkı durun. Devam edelim. Ben yani herkes Atatürk'ün ölüme yollandığında hemfikir. Atatürk de bunu kabul ediyor. Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler. Bu kitabın 41. sayfasında e, Atatürk'ün afet ana yazdığı bir mektup var arkadaşlar. Pardon 21. sayfasında. Atatürk Afet'in ana Cenevre'deyken şöyle bir şey yazıyor. Vaziyetim şudur. Bence doktorların e, e, yanlış hüküm ve görüşleri sebebiyle hastalık durmamış ilerlemiştir. Bu Atatürk'ün el yazısıdır. 1984'te yazılmıştır. Bu kitaptaki bu mektup. 1989'da Afet İnan'ın vefatından sonra bir daha basılmıştır. Yani şu 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 kitaptaki şu kitapta yer alan mektup bir daha basılmıştır. Ama nasıl? Bakalım nasılmış. Bakın ne demiş dedim. Vaziyetim şudur. Hastalık durmamış ilerlemiştir. Doktorların yanlış hüküm ve tespitleri sebebiyle ifadesi sansürlenmiş, çıkarılmış. Türk Tarih Kurumu tarafından iki mektup farklı tarihlerde basılmasına rağmen Kemalistler Atatürk'ü sansürlemişler. E, doktorların yapmış olduğu yanlışları perdelemeye çalışmışlar. Atatürk'ün sözlerini sansür uygulamışlardır. Buyurun arkadaşlar. Değerli dostlar buraya kadar anlatmış olduklarımın tamamı bu kitapta özet halde mevcut. Kaynaklar, dipnotlar mevcut. Ya, bu konudaki en yetkin çalışmadır. Bakın arkadaşlar buraya. Aziz dostlar sözün özü Atatürk ölüme yollanmıştır. Atatürk'ün beni Türk ekimlerine emanet edin diye bir sözü yoktur. Atatürk'ün sözleri sansürlenmiştir. Atatürk kemalistler tarafından ihanete uğramıştır ve hala uğramaktadır ve bu ihanetin baş mimarı da Türk Tarih Kurumu'dur. Kendinize iyi bakın.